Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda Ateş Çınlı bizlerle birlikte olacak. Webinar sonunda da kısa bir anketimiz var. Katılırsanız çok memnun oluruz. Ben sözü Ateş Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Tuğçe Hanım. Şimdi hızlıca sunumumuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle katıldığınız için herkese çok çok teşekkür ederim. Şimdi bugün sunumumuzda hem biraz PCI DSS'den bahsedeceğiz, hem bununla alakalı denetim usulleri, esasları, hem de baktık nasıl çözüm bulacağız bazı problemlerimizi ve denetim durdurma usulleri nedir? Biraz onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle ilk konumuz tabii ki PCI DSS'te denetimi durduran sebepler. Biraz onlara bakalım. Şimdi PCI'de bizim için denetimi durduran 8 tane kritik husus var. Bu 8 kritik husustan ilki kapsamın bilinmemesi. Şimdi PCI DSS'te her zaman için esas olan şey kapsamdır arkadaşlar. Kapsamı doğru bilmezsek, kapsamı doğru esas almazsak ya da cihazları, süreçleri doğru kapsamlamazsak en büyük problemlerimizden bu başımıza gelir. Bu da ne demek? Bir denetçi sahaya çıktığında eğer belli bir süreç eksikse, bir cihaz kapsamı alınmadıysa vesaire çok fazla denetleyecek bir husus kalmaz. Zaten o toplamda baktığınızda 400 tane kontrolden 150-200 tanesi otomatikman zaten süreç kapsama girmediğinde devre dışı kalmış oluyor. Bu çok önemli hususlardan biri. O yüzden denetimler öncesinde çalışmalarınızda muhakkak kapsamı dikkatli incelemeniz gerekiyor. Bu da çok önemli bir aksaklık. Ağ ve veri akış şemaları arasında tutarsızlıklar olması. Şimdi ufak tefek tutarsızlıklar olabilir. Ne bileyim işte bir tane sunucu vardır, eklenmemiştir vesaire. O çok bir problem olmaz ya da bir süreçte çok ufak bir adım atlanmış. O çok problem değil ama çok dramatik eksiklikler olabilir. Örneğin API kanalıyla bir kredi kartı aldığımız bir sürecimiz vardı. Biz onu hiç çizmemişizdir. Network aşaması hiç bunu koymamışızdır. Bu başlı başına bir problem. Tabii bu problemin yansıması olarak da biz denetime dahi başlayamıyoruz. Bunun da nedeni gene birinci maddeye gidiyor. Kapsamı tam olarak biz neyi denetleyeceğimizi bilemiyoruz. Burada o yüzden düzenli olarak inceleme yapılması ve düzenli olarak da takip yapılması gerekiyor. Özellikle ağ aşaması bizim için çok çok kritik. Çünkü biliyorsunuz denetim ilk adımı olan birinci gereksinimde zaten biz firewall kurallarına bakacağımız için bir ağ aşaması olmaksızın onu kontrol edebileceğimiz veyahut da doğruluğunu yanlışını belirleyebileceğimiz herhangi bir done elimizde olmuyor. Böyle olunca da denetime zaten otomatik olarak başlayamıyoruz. Bu denetimi genelde başına doğru bir noktada çıkan bir aksaklık olabiliyor. Bu bizim için çok daha dramatik eksikliklerden biri. Anahtar yönetim süreçlerinde gri ve karanlık alanların bulunması. Şimdi anahtar yönetim yaşam döngüsü biliyorsunuz. Anahtar yaratılır, işte sahiplerine atanır, sistemlere yüklenir. Ondan sonra korunur. Yaşam ömrü, kripto periyodu dediğimiz yaşam ömrü bittiğinde de yaşam dışı kalır, anahtar imha edilir gibi. Şimdi bu adımların herhangi birinde biz tam bir cevap veremiyorsak veyahut da bu adımlardan herhangi birinde bir problem yaşıyorsak başlı başına bir derttir. Örneğin mesela şöyle söyleyeyim size. Anahtar sahibini aradığımız, bulamadığımız, anahtarın kimde olduğunu belirleyemediğimiz durumlarda biz otomatikman bu anahtar bir şekilde ifşa olmuş olabilir. O yüzden anahtarları değiştirin, tekrar denetim o zaman başlayın diyoruz. Bu iş çok önemli. Özellikle kredi kartını saklayan yerlerde ve anahtar yönetimiyle yapılan süreçlerin çok daha kritik olduğu noktalarda bu denetim durdurucu olarak adreslenebilir. Başka bir problem yine personel yetkinlikleriyle alakalı. Bu da normalde Linux admin'dir, işte atıyorum Windows admin'dir, firewall yöneticisidir vesaire. Bu tip pozisyonlardaki kişilerin yetersizliklerinden bahsediyorum. Baktık hani dedi ki Linux admin'e hadi bakalım sudo yapanları çıkar dedik. Ya da işte en son kurduğum modülleri göster, neler kurmuştum vesaire. Bir türlü komutları bulamıyor. Gidiyor internetten bakıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Otomatikman zaten bu arkadaşın yönetmediği anlamına da gelir belli ölçülerde bu sistemi. Gidip de internetten komutlara bakıp da ondan sonra gidip sistemleri açan veyahut da yönettiği cihazda herhangi bir şeyin nerede olduğunu bulamayan ve bunu da düzenli olarak birkaç soruda tekrarlayan kişi yetkinliği yeterli değildir. Veyahut da karşımıza bakın bu da olabiliyor bazen. Genelde hani görevli ayrılığına uygun olsun diye karşımıza farklı farklı insanlar çıkarıyorlar. Bazen çıkardıkları insan o görevi hiç işletmemiş oluyor.
Bu bizim için o da bir göstergesi de olabiliyor. Yani denetçiyi kandırmak için karşısında birini çıkarmak anlamına da gelebiliyor bazen yetkinliği olmayan personelin çıkıyor olması. Güvenlik yöneticisinin bulunmaması veyahut da farklı admin rollerinin üstlenmesi. Şimdi güvenlik yöneticisi çok başlı başına bir şey pozisyon, idealist bir pozisyon olması gerekiyor. Tamamen duvarları, çerçeveleri belli herhangi bir şekilde edinimi almaması gerekiyor. Hiçbir sistemde ve bu pozisyonun eksikliği de demek ki belli iç kontrol güvenlik faaliyetlerinin işletilmediği ve bunlara alakalı da belli süreçlerin yürütülmediği anlamına geliyor. Bu da denetim durdurucudur. Rollerde, admin rollerinde özellikle log yönetimi verilebilir bir güvenlik yöneticisinden nispeten izole edebileceğimiz rollerden biridir ama gidip de mesela güvenlik yöneticisi aynı zamanda Zoomcu admini ise veyahut da network admini ise bu bizim için başlı başına bir problem. Görevli ayrılığına uygun yeterli sayıda personelin bulunmaması. Bakın bu gene başta söylemiştim size. Personel yetkinlik yetersizlikleri ve güvenlik yöneticisinin varlığı yokluğuyla da alakalı bir şey. Bu biraz daha dramatik olabiliyor. Bazen bir süper admin görüyoruz. İşte hem network admin, hem database admin, hem baktığınızda sunucu admin. Şimdi bu olmaz. Belli pozisyona ayrılması gerekiyor. Burada da dört tane ana pozisyon var zaten ayrılması gereken. Ay yöneticisi, sunucu yöneticisi, aynı şekilde log yöneticisi ve güvenlik yöneticisi diye dört tane ana pozisyonumuz var. Bu pozisyonun yanına bir de tabii ki eğer kredi kartı saklanırsa database yöneticisi giriyor. Beşinci pozisyon var. Yani 4+1 gibi düşünün bu pozisyonları. Bu pozisyonların muhakkak bulunması gerekiyor arkadaşlar. Başka bir denetim durdurucu konu güvenlik testinin eksiklikleri veyahut da kapatılamayan bulgular olması. Eksikliklerden kastımız şu, biliyorsunuz 11. gereksinim altında 4 kere ASB taraması dediğimiz dış taramaların yapılması, 4 kere iç taramaların yapılması, yılda bir kere de penetrasyon testi, 2 kere de segmentasyon testinin yapılması gerekiyor. Servis sağlayacağı için 2 kere yapılması gerekiyor segmentasyon testi. Şimdi bu testlerin zamanlı, doğru şekillerde ve doğru biçimlerde işletilmesi gerekiyor. İlk denetim için bunlardan birer tane yeterli oluyor ama ikinci denetimi geçtiğinde şirketler 4 tane denetimimiz görmeyi bekliyoruz. Penetrasyon testinde yıllık olarak tekrarlandığını görmeyi bekliyoruz. Düşünün ki 6 ay boyunca 3 ay 3 aylık periyotlarla gibi düşünün. 12 ay boyunca diye düşünün. 6 ay yapılmış ASV taraması. 9. ay yapılmamış, 12. ay yapılmış. Şimdi bu durumda biz 4 tane taranmış ASV göremiyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? 4 tane taranmış ASV'yi ardı ardına görmemiz gerekiyor. Yani en az 3 ay sonra görüşmek üzere diyoruz tabii ki müşterimize ve denetlediğimiz kuruma. Zafiyet taramalarında da arkadaşlar aynı şekilde diyor. 4 kere zafiyet taraması yapılmadıysa çok da geçerli bir nedeni yoksa bunun yapılmamasının da genelde de unutuluyor zaten böyle genel kontrol edilmediği zaman ya da güvenlik yönetimi vesaire değiştiği zaman bu bizim için durdurucu sebeplerden biri oluyor. Ya da penetrasyon testine bakıyoruz. Örneğin gittik A aşamasına baktık birinci gereksinimin altında. Baktık 8 tane VLAN gördük. Penetrasyon testine baktık 2 tane VLAN taranmış. O da olmaz. Bu sefer de penetrasyon testi geçersiz diyoruz. O yüzden buradaki yapılan işlerin ve süreçlerin doğru işletilmesi çok önem kazanıyor. Başka bir durum özellikle belirtmek gerekirse 4 kere zafiyet taraması yapılmış diyelim. 12 ay boyunca takip edilen bir bulgu var. İçeride end of life olmuş yani yaşam ömrünü tamamlamış Windows 2000'ler, 2008'ler vesaire gibi yapılar var. Şimdi 12 ay boyunca buna aksiyon alınmadıysa otomatikman bu şu anlama gelir. 12. gereksinim altındaki güvenlik yöneticisinin süreçte işletmediğini, yönetiminde bilgisayar programı takip etmediği anlamına gelmektedir. O yüzden de gene şey durur, denetim duracaktır. Loglarda bulunan eksiklikler, eksik dönemlerin bulunması veyahut da etkin log yönetim yapılmaması da bu sene özellikle çok gördüğümüz konulardan biri, bu sene yaptığımız denetimlerde çok gördüğümüz konulardan biri. 12 ay için örneklem alıyoruz diyelim. İşte birinci ayı aldık, ikinci, üçüncü, beşinci aylarda aldık. Bir baktık ki 12 aydan 4 ayında hiçbir şekilde log yok belli sistemler için. Bunun bir uyarı mekanizmasını da koymamışlar. Alarmların kurulmasıyla alakalı bir madde var gene. Oradan golluyorlar. 10. gereksinim altında logların kesilmesiyle alakalı bir alarmla alakalı bir standart var. Oradan golluyorlar. Tabii logların eksikliğine otomatikman golluyorlar. Tabii bu da denetim durdurucu. Burada tabii log sistemlerinin etkinliği
ve düzenli olarak kontrol edilmesi çok önem arz ediyor. Özellikle belli threshold'lar koyarak ne kadar zaman log gelmezse alarm gelsin. Bunun ayarlanması çok çok kritik. Bunu da özellikle tavsiye ederim. Bu sene en revaçta olan bulgularımızdan biri diyebilirim. Şimdi gelelim çözümlere ve belli pratik anahtarlarımıza. Şimdi size ben 6 tane anahtardan bir tane bonus anahtardan bahsedeceğim. Bu anahtarlar bizim için başta bahsettiğim problemlerin pek çoğunu gidermek için işletilebilecek çok daha basit ve pratik önlemleri içeriyor. Yani bunları işlettiğinizde aslında başta yaşadığımız problemleri görme olasılığınız çok çok düşer, çok kasıtlı bir şey yapılmadığı müddetçe. Şimdi birinci önerimiz şu. Şimdi PCI-DSS bir sertifika değil programdır. Bir kere bu bilinci herkesin aynı şekilde algılaması gerekiyor. Bir 27.1 denetimi gibi değildir. Yani biz denetimi gemiden bir hafta önce abi kanıtları toplayalım, sağa sola koyalım, ondan sonra denetçi gelince ona verelim, o da versin denetim raporunu geçsin gitsin. Öyle bir şey değildir PCI-DSS. PCI-DSS bir sertifika değil, gerçek anlamda bir programdır. Aylık kontrollerin işletilmesi gerekir, yönetim desteği olması gerekir, iç sistemler tarafından tam anlamıyla kontrol edilmesi gerekir. Denetimden geçeyim diye çıkardığınızda da problem yaşarsınız. Bakıyorsunuz mesela birinci gereksinim altı hatırlarsanız gene bir güvenlik duvarı analizi yapılması var. 6 ayda bir review yapılması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz review'a. İlgili tarihte yapılmış review'a hiç problem yoktur yazıyor. Ben firewall'ı bir denetliyorum. Olmadık portlar açık, enler açık. İşte yanında change numarası olmayan kayıtlar var. O zaman siz neyi denetlediğiniz oluyor? Yani çıktı üretmek için çıktı üretmeyin. Gerçekten adam akıllı o sürecin çıktısı neyse, ne olması gerekiyorsa, ne olgunlukta olması gerekiyorsa öyle üretin. Risk yönetimi ve güvenlik süreçleri ayrı düşünmemesi gerekiyor. Bu özellikle çok böyle empoze ettiğimiz, uyarlamaya çalıştığımız konulardan biri. Risk yönetimi genelde böyle kendi başına çalışan, böyle bir matrisle bir şeyler üreten, yönetim bir şeyler sunan bir birimmiş gibi ya da bir fonksiyonmuş gibi düşünülüyor. Ama pek öyle değil. Risk yönetimi daha ziyade programın içindeki detayları yönetime sunan, yönetimi karar alması için onlara yol gösteren aslında bir birimdir. Yani güvenlik yönetim süreçlerinden, teknik güvenlik yönetim süreçlerinden ve teknik zafiyetlerden ayrı düşünülemez. Bir program mantığında da risk yönetiminin PCI içinde çok önemli bir yeri vardır. Bunlardan da çok bulgu yazdığımızı söyleyebilirim risk yönetimiyle alakalı. Başka bir konu segmentasyon. Şimdi segmentasyon bir mecburiyet değil biliyorsunuz. PCI özelinde bir opsiyon. Ama karmaşık yapılarda kullanılmasında açıkçası öneririm. Neden? Şimdi bir sürü kontrolden bahsediyor. Bakın bu zamana gelene kadar. İşte şu olursa durduruz, böyle olursa durur, işte şu eksik olursa vesaire. Şimdi biz tüm network için, tüm ağ yapımız için de PCI denetimine girebiliriz. Daha segment ettiğimiz bir ödeme yapısı için de denetime girebiliriz. Segment ettiğimiz denetim yapısında kalırsak eğer, bizim uyum eforumuz ne kadar yüksek olursa olsun belli limitler dahilinde kalacaktır. O zaman da yönetilebilir ve gerçekten adam akıllı belli bir olgunluk seviyesinin üzerinde yönetme şansımız olacaktır süreci. Bu bizim için önemli. Segmentasyonu her ne kadar mecbur olmasa da biz şiddetli öneririz. Özellikle karmaşık yapılarda. Yani 200 sunucu, 300 sunucu olan veyahut da birden fazla ödeme süreci olan e-ticaret şirketleri olsun, işte farklı CRM modülleriyle çalışan yapılar olsun, muhakkak arkadaşlar kullanmanızı öneririm. Birden fazla kontrolünde işletilmesini öneririm bu noktada. Şimdi PCI-DSS için başka bir güzel anahtar PCI-DSS iç kontrol faaliyetleri ve denetim öncesi kontroller. Şimdi bu denetim öncesi kontrolleri ve faaliyetleri işletirken aslında PCI'nin bize yol gösterdiği kendi sitesi içinde pek çok dokümanı vesairesi var. Tabii burada bu arada hemen bir ufak parantez açayım. Desteğe ihtiyacı olan varsa, bu dokümanlara ihtiyacı olan varsa benle irtibata geçebilir. Direkt ücretsiz olarak ben sizlere bunları sağlarım bu dokümanları da. Yine aynı şekilde iç kontrol faaliyetleri içinde yürütülmesi gereken 12 aylık faaliyet içinde bir dokümanımız var. Bunu da sizlere sağlayabilirim. İhtiyacı olan varsa ne olur iletişime geçmekten imtina etmesin. Her zaman destek olmak isterim sizlere. Yine PCI sitesinden de tabii elde edebilirsiniz dokümanları da aynı şekilde. Denetim öncesinde iç kontrol faaliyetinin işletilmesi bize şu avantajları sağlıyor. Denetçi gelmeden önce biz
tekrardan bir sağlık kontrolü yapma şansınız oluyor şirket olarak. Aynı şekilde kontrollerde bir eksiklik varsa, kanıtları üretemiyorsa, loglarda bir eksiklik varsa yani görüp bunu zaten denetçi geldiğinde biz bunu tespit ettik, şöyle bulduk demek her zaman daha doğrudur arkadaşlar. Yani denetçi geldiğinde bunu görürse tabii ki otomatikman ya denetimi durdur ya bir şey yapar. Ama bu bir zafiyettir, biz bunu kontrol ettik demek ve biz bunu takip ediyoruz dediğinizde tabii ki onun yorumu daha farklı olur. O zaman iç kontrol faaliyetleri, o zaman şirket olgunluğu belli bir noktaya gelmiştir demek oluyor. Bir de tabii bulduğunuz, iç kontrolde bulduğunuz eksiklikleri ne olur denetçiye söyleyin. Denetçi inşallah bulmaz diye bir şey yoktur. Buluruz arkadaşlar. Gelip baktığımızda görünüyor zaten. Hani ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın oluyor. Biz o zaman da iç kontrolde eksik diye yazabiliyoruz orada. Eğer herhangi bir şekilde bununla alakalı bir çıktı üretilmeliyse. Başka bir şey, doğru güvenlik yöneticisiyle çalışmak önemli anahtarlardan biri. Burada güvenlik yöneticisinin biliyorsunuz yetkinliği bizim için çok önemli. Özellikle PCR süreçlerinde güvenlik yöneticisi bir orkestra şefi gibi çalışır. Yani gider birimleri yönetir, işte proje yönetiminde belli roller üzerine alır, güvenliği takip eder, belli bir olgunluk seviyesi üzerine tutar, işte birini kaçırdığını o herkesten önce yakalaması gerekir gibi gibi. O yüzden PCI-DSS uyumunda güvenlik yöneticisinin rolü çok çok önemlidir ve her alanda az çok yetkin olması gerekir. Yani illa bir firewall yöneticisi kadar yetkin bilgiye sahip olmasına da gerek yok. Yönettiği yapılarda vesaire bunların nasıl yürüdüğünü ve nasıl işlediğini az çok biliyor olması gerekir ki yorum yapabilsin, ne güvenli ne değil ya da neye onay verip vermeyeceğini iyi bilsin. Özellikle bu aralar çok zor bulunan pozisyonlardan biri biliyorum ama belli yetkinliklerin üzerinde de olması gerekiyor bu arkadaşların. Yine sevdiğimiz anahtarlarımızdan biri log yönetim ürününün doğru seçimi. Şimdi bahsetmiştim başta size denetim durdurucudur demiştim logların eksikliği veyahut da doğru yönetilememesi. Şimdi ürünleri seçerken bizim için belli bir skalamız var. Yani ücretsiz ürünlerden başlayıp da gidip belki on binlerce, yüz binlerce TL'ye kadar giden ücretler olan ürünler var. Şimdi biz bunu seçerken nasıl seçeceğiz? Doğru ürün bizim için nedir? Ve stabilite neye göre belirlenir? Şimdi bunun için özellikle ben POC yapmanızı ve ürünlerini tek tek değerlendirmenizi öneririm. Çünkü bazı ürünler Windows logların alınmasına daha kuvvetli. Kimisi sys logların vesaire alınmasına kuvvetli. Kimisi iki tarafta da ortalama bir kuvvetli. Kimisinin görselliği daha kuvvetli. Kimisi korelasyon kuralları, SIEM yönetimleri daha kuvvetli. Şimdi burada ürünü seçerken hem kapasitenizi düşünmeniz lazım, hem loglarınızı düşünmeniz lazım, hem de bunları nasıl işte bir sonuç çıkaracağınızı düşünmeniz lazım. Yani şöyle ki gidip de X bir ürün aldığımda ben bununla başarılı olurum diye bir şey yok. Bu bahsettiğim senaryolar gerçekten çok başarılı ürünlerin üzerinde de oluyor. Bazen loglar şişebiliyor, sistemler kapanabiliyor. Ürünün çok doğru yönetmediği ya da çok böyle etkin log almadığı yerler de olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani ihtiyaçlarınıza göre ve kapasitenize göre ürün almanızı tavsiye ederim. Özellikle bu ekonomik durumda bu arada açık kaynak kodları biz kesinlikle öneriyoruz. Eskiden önerdiğimiz gibi şimdi de öneriyorum açıkçası. Açık kaynak kodlu ürünler gayet arkadaşlar düzgün şekilde çalışıyorlar. Yani Kibana'lar, Vazuflar bu log yönetimi üzerinde. Elastik'le aynı şekilde çok çok iyi çalışıyorlar. İlk kurulum aşamasında hatta eğer hiç log ürünü almadıysanız ilk PCI sürecinizi geçireceksiniz. Ben şiddetle öneririm ki bakın ne kadar EPS değeriniz var, ne kadar kapasite ihtiyacınız var bunu görün. İleride iyileştirmek istediğinizde ürün yatırımı yapın. Bu ürünleri kurmak işletmek çok büyük bir problem değil. Sadece yapmanız gereken biraz kendinize göre kalibre etmek olacaktır. Biraz tabii arayüzde gelişimde olacaksınız. Az çok yazılımcı ekibinizin iyi olmasını istiyor standart ama yapılmayacak bir şey mi? Değil tabii ki. Başka bir konu gene bu da enteresan etkileri olan aslında çok ufak görünen envanter yönetim bir tane kontroldür arkadaşlar PCI için. Envanter doğru mu değil mi diye bize bir tane soru sorar sadece konsayın standartımız 3.2.1'in altında şu anda. Şimdi envanterin eksikliği tek kontrolü geçirmek gibi görünmekle birlikte aslında özünde baktığımızda diğer süreçlerinde doğru işlememesini tetikleyen ana süreçlerden biri. Siz penetratöre doğru bir VLAN adreslemesi vermezseniz, siz eğer içeride zafiyet taraması yapan veya da sunucuları
sıkılaştıran ekiplere veyahut da güvenlikle alakalı belli yamaları yükleyen ekiplere doğru bir envanter vermezseniz arkadaşlar bunlar eksik yüklenir. Veyahut da sürecinizle alakalı bir yeni tanımlanan süreci hiçbir şekilde birimlere söylemezseniz oradaki PCR kontrolünün işlemesini beklemek de ancak çok optimistik bir beklenti olacaktır. Çok da zaten verilmediği zaman bu tür envanter eksikliklerinde bunu da görürüz. Yani bazı bizim ilk başta denetim durduran bulgularımızın en başında aslında şey de gelebiliyor. Envanterin eksikliğinden dolayı olduğu da gelebiliyor. Yani kök nedeni biraz daha buna gidiyor. Kim bizi bilmiyor çünkü atıyorum sisteme. Kimse update etmemiş. Bazen çünkü öyle sistemler. Ya da kredi kartı normalde geçmeyen bir sisteme kredi kartı gönderilmeye başlanıyor. Kapsam dışındaydı. Hay Allah biz ondan compliant'ı tutmuştuk. Hadi compliant alalım. Bir bakıyorsun penetrasyon eksik oluyor vesaire. Bir daha tüm süreçler başlıyor diyebilirsiniz yani. Ya da yeni bir real IP tanımlanmış oluyor. Kimsenin haberi olmuyor o işten. ASL taramalarında yok o IP. O da tabii ki bizim için zorlayıcı konulardan biri oluyor. O yüzden envanter yönetimi arkadaşlar başlangıç ve bitişte en önemli kontrollerden biri. Aylık olarak da bunun düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Evet, bir bonus kontrolümüz de tedarikçi. İnsanı rezil eder, rezil eder. Gerçekten de doğru. Şimdi biz doğru tedarikçiyle çalıştığımızda, doğru süreçleri işlettiğinde tedarikçimiz çok da düzgün bir şekilde denetimden geçebiliyoruz. Eğer tedarikçimiz çok iyi değilse zaten 200 soruda da gördüğünüz gibi yıkılıyor. Örneğin mesela yazılım almak istediğiniz yazılım tedarikçisine gittiniz. Gidiyoruz soruyoruz biz işte neresi güvenli? İşte bilmem ki olmanı şöyle mi ki? Ya biz bu süreci hiç duymadık ki gibi şeyler böyle gelmeye başlıyor. Yani hatırlarım ben bir yazılım tedarikçisine 3 katmanlı mimaride web uygulaması gelişmesi gerektiğini uzun süre anlatmak zorunda kalmış. Yani web application ve database segmentlerinin ayrı bunların farklı şekillerde birbirine konuşacak şekilde olması gerektiğini anlattım ben hatırlarım yazılım tedarikçilerine. O yüzden bu tür yazılımlara, bu tür tedarikçileri mümkün mertebe almamamız gibi. Zaten de PCI'ın 12. gereksinimi gereğince de bu tedarikçilerle çalışılmaması da gerekiyor. Neydi 12. gereksinim altı tedarikçi yönetiminde? Başlamadan önce tedarikçi uygun mudur, değil midir diye bakıyoruz. Eğer tedarikçi uygun değilse de zaten çalışmama kararı alıyoruz. Aynı şekilde hem tedarikçi olsun hem de süreç işleyicilerinde olsun ne olur arkadaşlar dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi sunumumuza devam edecek olsak özellikle ben sunuma bu parçayı da eklemek istedim. Şimdi özellikle bu dönem çok açık kaynak kodlu yazılımlarla alakalı çok soru geliyor. Onlarla alakalı şöyle biraz PCI'nin biraz yaklaşımından size bahsedeyim. Bir de bununla alakalı ufak bir örneğin üzerinden geçelim istedim. Şimdi PCI kontrollerinin özüne baktığımızda PCI kontrolü 3 farklı kategoride değerlendirilebilir. Süreç personel kontrollerini yapabiliyoruz. Cihaz kontrolü olabilir veyahut da direkt dokümanla alakalı kontrolü oluyor. Ve bunların da tabii etkilediği yapılar, işte güvenlik duvarları, raflar, yama yönetim sistemleri vesaire gibi gidiyor. PCI aslında bu 3 kategoriden oluşan 400 tane kontrolün bir şekilde kontrol edilmesiyle alakalı işletilen süreçler bütünlüğü içeriyor. Şimdi açık kaynak kodlu ürünlere baktığımızda tabii ki internete açık olan yapılardan geldi. İşte herkes tarafından içeri bindiği için herkes böyle bir şey şüphesiyle yaklaşıyor. Acaba güvenli midir, değil midir diye bakıyor ve yaklaşmaya başlıyor. Şimdi konseyin bununla alakalı sitesinin yayınladığı belli standartlar var. Bu standartlardan feyz alabilirsiniz ve bu standartlara baktığınız açık kaynak kodu kullanımına ilişkin herhangi bir yasak olmadığını görürsünüz. Zaten PCI DSS'in en önemli kuralı odur. Ürün bağımsızdır arkadaşlar. Yani benim karşıma X bir firewall markası da gelse, açık kaynak kodu da gelse, işte top of the top gelse hiç önemli değil. Benim karşıma gelecek cihazın veyahut da yapının benim istediğim PCI kontrollerinde oluyor olması önemli. Yoksa bizim için marka, model vesaire hiçbir şekilde önemi yok arkadaşlar. Sizler için de önemli olmasın. Ha, içeride yetkinliği olan ekibe göre değiştirilir, değiştirilmez bir önemi olur belki. Ama bunun için şöyle güvenli midir sorusunun yanıtı güvenlidir doğru kurgulanırsa. Eğer biz bunu penetrasyon testinde aynı şekilde yaptırmak istiyorsak da biliyorsunuz bunun için açık kaynak kodu güvenlik testi için OSSTMM diye bir standart var. Bu OSSTMM'i muhakkak penetratörünüze söylemeniz gerekiyor.
Biz açık kaynak kodlu uygulama içeride gördüysek de o SSTMM eğer standartıyla bu şeyler denetlenmediyse, yapılar denetlenmediyse diyoruz ki penetrasyon testinde eksiklik var veya da bununla alakalı bir sıkıntı olabilir. Bir daha baktırınız diyoruz bu sistemlere. Evet. Son olarak da bir ufak örnek üzerinden gidelim arkadaşlar sizde. Şimdi başta söylemiştim, PCI-DSS kontrol bağımlı, ürün bağımlı değil. Yani bizim açımızdan açık kaynak koduyla başka bir uygulama arasında yapı arasında çok büyük bir fark yok açıkçası. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Çok sorulduğu için özellikle söylüyorum ve çok da bazı bir kontrolü PCI-DSS'in güvenlik duvarı. Şimdi PCI-DSS güvenlik duvarında bizden neler bekliyor? Birkaç tane maddesi var. İşte yönetim standartı görmeyi bekliyor. Belli bir dokümantasyon bekliyor. İşte verilen segmentasyonu, DMZ yapısı olabilecek bir şey bekliyor bizden. Port ve IP bazlı kural yazabilmek, yani stateful inspection çalışan karşımızda bir cihaz görmeyi bekliyor. Değişiklik yönetimi ve bunun takibini yapabileceğimiz bir yapı görmeyi bekliyor. Güvenlik değişiklik erişim loglarının olmasını, syslog olabilir, farklı kendi has bir log sistemi olabilir vesaire. İnternet açık arayüzlerde anti-spoofing özelliğinin olmasını istiyor bizden. Güncellenebilir ve güvenlik yamalarıyla da en üst düzeyde korunabilir olmasını bekliyor bizden. Şimdi bu kontrollere baktığımızda arkadaşlar bunu bilindik firewall markalarıyla da sağlayabilirsiniz. pfSense gibi bir açık kaynak kodu firewall markasıyla da sağlayabilirsiniz. Bu çok da kolay uygulanabilir şeylerden biri açıkçası. Yani beklentiye baktığınızda karşısındaki ürün, açık kaynak kodu ürün işin özünde bizim aynı şekilde kontrollerimizi realize etmemize destek olabiliyorsa almaktan arkadaşlar denemek de imtina etmeyin. Bakın denemesi de bedava. Alın, kurun, bakın bir tane VM'e bakar. Açın bir tane VM, çalıştırın, bakın bakalım nasılmış, neyi varmış, neyi yokmuş. Baktınız hani işinize geliyor, düzgün işletiyorsunuz. Kullanın. Hatta bakın mesela pfSense'i kullanacaklar özellikle söyleyeyim. Var olan firewall markasını replace etmektense başla. Alın, bir şey VM'in altına koyup bir tane ETH atayım üzerine. Gidin şeyini yapın onu alt segmentasyon gruplarından bir tanesi için kullanın. Bakın nasıl çalışıyor, yetkin mi değil mi, işte ben tüm güvenlik işini buna versem vermesem mi, göreceksiniz ki güzel sonuçlar da alacaksınız. Bunun gibi böyle işte Kibana'sıdır, işte ne bileyim Nginx'dir vesairesi gibi çok fazla hem IPS-IDS gibi çalışan yapılar var, işte log yapıları var vesaire, açık kaynak kodu da çok fazla opsiyonumuz var. Denemenizi arkadaşlar şiddetle tavsiye ederim. Evet. Şimdi sorularınız varsa son dakikalarımızda da artık hem sorularınızı dinlemek hem de onlara ilişkin yorumları hep beraber paylaşmak isterim. Q&A bölümünden de iletebilirsiniz arkadaşlar sorularınızı. Aynı şekilde chat bölümünden de iletme şansınız var. Evet, 1-2 dakika bekleyebiliriz sorular için de. Evet. Bir sorumuz geldi. Evet, sunumu sizlerle paylaşabiliriz. Ben BGA ekipleriyle sunumu paylaşacağım. Kendilerine iletişime geçerseniz veyahut da benimle iletişime geçerseniz aynı şekilde ben sizlere sunumu iletebilirim. Bu arada dediğim gibi teklifim haline geçer arkadaşlar. Aylık kontroller için ve PCI sağlık kontrol için kendi elimizde bir checklistlerimiz var birkaç tane. Benle iletişime geçerseniz bunları sizlerle paylaşabilirim. Sunumu da aynı şekilde. Evet, mail adresimi soruyorsunuz. Ben arkadaşlar genele mail adresimi yazıyorum. Gene beni farklı sosyal medya adreslerinde ve Mazars Lang'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Mail adresimi arkadaşlar yazdım. asumbulet@mazarsdenge.com.tr. Mazars'ta ateş diye arattırırsanız da gene web sitemizden de bana ulaşabilirsiniz. Ben sizlere gene destek olabilirim. Evet, son bir dakika daha bekledim. Sorularınız varsa.
Evet. Şu an için soru yok gördüğüm kadarıyla. Sorularımız gelmeye başladı. Evet, bakın bu yine çok sorulan sorulardan biri. Şimdi iki tane sorumuz geldi. İlkini şöyle cevaplayayım. Sorumuz şu. Change Management'la ilgili illaki ITSM gibi bir yazılım mı olması gerekir? Mesela alıncaya kadar hep görüşmek, işte değerlendirme kayıtları, e-postalar vesaire bununla iletsek sorumuz olur mu? Olur arkadaşlar. Değişiklik yönetimi için özellikle bir araç, bir Jira'dır, ITSM'dir, bir işte Manage Engine'dir vesaire hiçbir şey görmeyi beklemiyoruz. Biz denetim kanıtı görmeyi bekliyoruz netice olarak. Yani siz mail yoluyla da denetim kanıtı sunabilirsiniz. Bir kağıt ortamında da bu arada change management'ı işletebilirsiniz. Proje yönetiminde kağıt ortamında işletebilirsiniz. Bunlar için hiçbir şeye gerek yok. Ha, dijital bir kayıtlı sistemde olması bulmanız denetime sunmanız açısından rahat olur ama öbürünü de sunabiliyorsanız o da bizim için kabuldür. Sonuçta bizim için bir denetimiz olması önemli, onaylı olması önemli gibi. Bunu da o yüzden kabul edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, PCI DSS'i diğer regülasyonlardan ayıran en önemli özellik nedir? Güzel soru arkadaşlar. Şimdi en önemli özellik şu, muhtemelen de en çok böyle can alıcı noktası şu, standartlardan biri arkadaşlar. Özünde baktığımızda sıkıntılı standartlardan biri. Çünkü bir ya da sıfır üzerine kurulu yoruma açık değil için maddesi esneme payı çok fazla olan standartlardan değil maalesef ki. Bu da bize tabii ki sıkıntı veriyor aynı şekilde. Biraz daha hem sert olmasından muktedir hem de teknik olmasından muktedir. Zor işleten standartlar ama diğer standartlara göre de baktığınız bu zorluğunun bir tabii ki getirisi var. Dünyadaki hiçbir standart kredi kartını güvenliğini veyahut da sistemlerinizin güvenliğini akredite etmez. PCI standartı akredite eden bir standarttır. Ve denetçilerin de mesleki sorumluluk sigortası vardır. Yani siz gittiniz denetçiyle anlaştınız ya da denetçi bir hata yaptı. Bilerek veyahut da isteyerek sizin geçmeyecek kontrolünüzü geçer yazdı. Eğer denetçi böyle bir hata yaptıysa ve bu tespit edilirse olay başına 1 milyon dolar, yıl boyunca da 2 milyon dolara kadar tüm zararınızı karşılar konsey. Ve bu sigortayla korunur bizim raporlarımız. O yüzden raporları imzalaması da zordur bizde. Raporlarda, denetimde de işletilen süreçleri anlatması da bir hayli zordur. Tam akreditasyon olmadan, tam böyle kontroller doğru işlediğine emin olmadan raporu veremiyoruz o yüzden. Ya da kanıtları tam görmeden maalesef ki raporu vermiyoruz. En önemli ayrımlarından biri bu. Hem akreditasyon vermesi hem de kredi kartı güvenliği açısından sizlere bir assurance sunması en önemli özelliklerinden ikisi diyebilirim. Evet, mail adresini BGA tekrar paylaştı. BGA'daki moderatörümüz tekrar paylaştı sizlerle arkadaşlar. Evet, ben tekrarlayayım. sumbul@mazarsstenge.com.tr. Yani Ateş Sümbül ismiyle Mazars olarak arattığınızda da mail adresime ulaşabilirsiniz. Mazars üzerinde de bana ulaşabilirsiniz. Evet, son bir soru daha geldi. Onu da alalım. Ondan sonra tamamlayalım sunumumuzda. Cloud üzerinde bir tavsiyeniz var mı? Arkadaşlar şimdi Cloud bizim için hatta bir soru daha geldi kusura bakmayın. İki soruyu o zaman yanıtlayayım. Son sorularımız olsun bunlarda. Şimdi Cloud özünde kullanılması biz öneriyoruz açıkçası. Bir Amazon'dur, Azure'dur ya da Google Cloud'dur gibi yapıları öneriyoruz. Çünkü özünde bu yapıların belli ölçülerde bir PCI akreditasyonu var. Bizim takip edebileceğimiz bir AVC'leri var. Bununla birlikte güvenlik uyarlamalarını yapmanız ve güvenlik standartlarını sıkılaştırmanız çok daha hızlı, çok daha verimli olabiliyor ve çok daha mani etkin çalışıyorsunuz. On-prem'de atıyorum Black Friday için alacağınız 100 sunucuyu belki ilk anda almak zorundayız. İki birim sunucuyla yapıp ondan sonra Black Friday 100 sunucuya kadar çıkma şansınız olabilir istediğiniz zamanda istediğiniz scalability'de. Güvenliği daha rahat takip edebiliyorsunuz. Daha fazla ürün opsiyonunuz var. Daha hızlı uyarlama opsiyonunuz var. Tabii ki tavsiye ediyoruz ama tabii ki burada durdurucu birkaç tane şey var. Bizim Türkiye'de olan yasal yönetimle alakalı yönetmeliklerle ve yasalarla alakalı sınırlayıcı konular var.
KVKK ile alakalı konular sınırlayıcıdır arkadaşlar. Ödeme sistemleriyle ve bankacılıkla alakalı konular sınırlayıcıdır nispeten. Her ne kadar bankacılıkta yeni yeni böyle cloud acaba olur mu olmaz mı bir iki tane kontrolle ortaya çıkmaya başladı ama yurt dışına gönderim bunların kontrolü henüz daha çok olgunlaşmış konular değil. Ama biz açıkçası öneriyoruz. Bunun üzerinde çalışan ödeme geçitleri de var. Türkiye'de bizim danışmanlık verdiğimiz ve sıfırdan kurulumunu yaptıklarımız. Çok da güzel çalışıyorlar. Çok da iyi sonuçlar alıyorlar. Ve son sorumuza geçelim. PCI'ye tam uyumlu uygulayamıyoruz. Kendi testlerimiz %90-90 uyumluluk sağlayabilir. Bu düzey yeterli midir? Şimdi yeterlilik ve yetkinlik burada biraz daha bakmamız gereken bir şey. Şimdi örneğin o sayılarda biz belli zafiyetleri gördük. 100 zafiyetten 91'ini kapattık ama %9'unu kapatamıyoruz. Şimdi kapatamadığımız zafiyetler bizim için önemli. Zaten biz de onlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Örneğin mesela bir chipper eksikliği var. Chipper'la alakalı bir hata bulmuş sistem. Tamam. Hani bu nispeten kabul edilebilir ama OWASP top'teni hedef eden veyahut da bizim penetrable vulnerability dediğimiz içeri sızmaya neden olabilecek, bilgi açığa çıkmasına neden olacak, sistemlerin açığa çıkmasına neden olabilecek bir aksaklık, zafiyet varsa bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir konu ve PCI zaten bunların da kapatılmasını bizden istiyor. Yani bizim için %90 uyumluluk ya da %100 uyumluluk diye bir aradığımız bir konu yok. Ne kadar vulnerability var, bu vulnerability'lerden ne elde edilebilir, risk seviyesi neye göre değişir? Biz onlara bakıyoruz biraz da açıkçası. Örneğin mesela cloud'da da ne bileyim bir CloudWatch'tan izlediğinizde bir Amazon'da tam uyumluluğu sağlamak sunucular özelinde her ne kadar böyle Kubernetes vesaire gibi yapılar olsa da çok kolay olmuyor. %95'i de görenler oluyor, %80'de kalanlar da oluyor. Biz tabii zafiyetlerin ne durumda olduğuna ve neyin yönetilip yönetilmediğine bakıyoruz bu tür konularda da. Cloud'da mesela bakın bu uyumluluğu görmek çok çok daha kolay. Ama şeyde kolay değil, on-prem sistemlerde bu kadar kolay değil. Ama tabii dediğim gibi yasal yönetmeliklerin biraz bizi zorladığı bir konu belli ölçülerde. Mecburen bazı usullere, esaslara uymak zorundayız. Cloud'u belli şekillerde kullanmak zorundayız diyebilirim. Zannedersem tüm soruları da yanıt vermiş olduk. Katılmanız için arkadaşlar herkese çok çok teşekkür ederim. BGI'de bana bu fırsatı verdiği ve sizlerle buluşturduğu için de ayrıca çok çok teşekkür etmek isterim. Bir sonraki sunumda tekrar görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gene istediğiniz zaman sosyal medya üzerinde olsun, mail adreslerinde olsun. Ben de iletişime geçmekten imtina etmeyin. Her konuda destek olmak isterim sizlere de. Biz çok teşekkür ederiz Ateş Bey'e, değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, herkese iyi günler diliyorum. İyi günler, çok teşekkürler.